Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir her an Kur'an her an mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdullah Barbaran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hoş bulduk, Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hamdede e şükrederiz bizleriz. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz. Şükür evet. ediyoruz Muhtar Hocam. Sizin olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Allah'ın ahdi bugün konumuz. Bunu İnşallah. Görseniz. ilk İnşallah. Hocam Allahü Teala Enam Suresinin 152. ayetinde Allah'ın ahdini ifa edin buyuruyor. Ve bunun Allah'ın vasiyeti olduğunu söylüyor. Allah'ın ahdi nedir Muhtar Hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bir araya getirdi. Allah'ın adı dört tane yeminimizi birden içeriyor. İrademizin misake, fizik vücudumuzun adı ve nefsimizin yemini toplam üç, En son olarak irademizin de misake içine almak suretiyle Allah'ın adı dört tane yemini içeriyor. Atallahi eğer tek başına bir yeminle karşılık olarak açıklanması gerekiyorsa irademizin misakinin eş değerdir. Ama irademizin misakinin yerine gelmesi için her şeyden evvel ruhumuzun misaki daha sonra fizik ucumuzun rahatı daha sonra nefsimizin yeminin yerine gelmesi gerekir. Dolayısıyla Atallahi dört tane yeminimizi ihtiva ediyor. Atallahi biz insanların ahdıyla karıştırmamak lazım. Bizim ahdimiz, bizi kucuğumuzun Allah'a verdiği yemindir. Ama Allah'ın ahdı, ahdallahi, üç, dört tane yeminimizi birden içeriyor. Bu da aynı zamanda Allah'ın vasiyetidir. Gerçekten de Muhterem Efendimiz'in açıklamalarında şöyle de geçiyor. Tevrat'a Old Testament'in yani eski vasiyet, İncil'e New Testament, yani yeni vasiyet diye Allah'ın vasiyeti olarak ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim ise New Testament'in son Allah'ın bütün ahdini ifade ediyor. Allah'a Allah nasıl Allah'ın vasiyeti ise bu Kur'an-ı Kerim'in bütününe de eşdeğerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sağ olsun, razı olsun. Muhtemelen Hocam, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşayacak olanlara kadar bütün insanlar için Allah'ın vasiyeti geçerli midir? Evet. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti, bayba beyan herkes için kesinlikle Allah'ın vasiyeti geçerlidir. Çünkü tek bir din var olmuştur. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam. Allah Teala Rum 30'da "Fakima şekale dini hanife fıtrat Allah yelleti fetren nas aleha la tebtil li halq Allah zalika dinul kayyime lakin ekseren nas la ya'lemun." Zalika dinul kayyime demek zaten ezeli ve ebedi din budur. Allah'ın yaratmasında bir değişme olmaz. Kayım olan, kayım olacak ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Lakin insanların çoğu bilmez. allah Teala Bakara Suresinin 132. ayet-i kerimesinde Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Yakub Aleyhisselam evlatlarına şu vasiyeti yapıyorlar. Ve İbrahim ve ve Ya buneyye Allah estafer lakum fe la Müslüman. İbrahim Aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da. Yani İbrahim Aleyhisselam da Yakup Aleyhisselam da evlatlarına Allah'a teslim olmayı vasit etti. Bu teslim teslimi külli. Ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimini, iradenin teslimini birden ihtiva ediyor. Ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Yani Ruhunuzu teslim edin, fizik ucunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin ve iradenizi teslim edin. En son teslim, iradenin teslimi. İnsan olarak yaratılan, bu dünyada seçilen herkes için son hedef iradenin teslimidir. Ondan öte allah Teala'nın vehbi standartları içerisinde sadece kavim Resulleri ve Nebi Resuller için geçerlidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam ruhumuzun Allah'a verdiği misak nedir? Ruhumuzun Allah'a verdiği misak dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel seyri sülükle yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi alem geçerek arşta Allah'ın zatına ulaştırmak, Allah'ın zatında yok olmak, teslim olmaktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, Allahu Teala'nın nebilerden aldığı mısrakın muhtavası nedir? Nebilerden aldığı mısrakın muhtevası, al suresinin 81. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Bu al 81'i açıklamadan evvel Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini dile getirmek lazım. Şura 13'te Allah Teala "Şer'a lekum min'ed-dini ma wasabehu İsa" va kıymetin ala teferaku kebura alel mesakin ma tedumu iley Allahu yestebi iley men yasha ve يهdi menhu Allahu teala azetinu havaset ettiğini dini ikame edin dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e Hazreti Musa'ya Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahy ederek size şeriat kıldım Dikkatle bakın. Vasiyet ettiğimiz şey yine burada Hazreti Nuh Aleyhisselam'a allah Teala yedi sabah dört teslimi vasiyet ediyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yedi sabah dört teslimi vasiyet ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam yedi sabah dört teslim ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz allah Teala yedi safa dört teslimi vasiyet ediyor. Vasiyetin bütünü yedi safa dört teslim. Bunu bize şeriat kılıyor. Sana da vahiy size şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdın Allah'a ulaşma dileği müşriklere zor geldi. Bu dinin birinci safası. Allah dilediği kimseyi seçer ve ona yönelen kendisine ulaşmayı dileyeni de ruhen mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi olay buysa bir kere daha bu ayette vasi geçen, ismi geçen Ulul ul Azm Nebilerinden Allah misak alıyor. Ali İmran 81 Ve izah azallahu misakan nebiyine ne ma ataytukum min kitabin hikmetin suma caakum rasulun musaddiqin ima maakum. Ey nebiler Allah size kitap ve hikmet verdi. Evet Allah size kitap ve hikmet verdi. Kitap ve hikmet vasiyetin bütünüdür. Yani allah Teala size vasiyeti verdi de diyebiliriz. Suma caakum rasulun musaddiqin maakum. Sonra bir Resul size geldi ve sizdekini tasdik etti. Yani Mehdi Resul Hz. Nuh'takini tasdik ediyor. Hz. İbrahim'dekini tasdik ediyor. Hz. Musa'dakini tasdik ediyor. Hz. İsa'dakini tasdik ediyor. Yedi safa dört teslimi tasdik ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, ihlasa ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu Beş ul azm nebisine verilen vasiyet, bu vasiyet, yedi sabah teslim. Sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu sözü üzerinize aldınız mı? Letu minun nebihi, ona iman edeceksiniz. Letten <laughs> ona yardım edeceksiniz. Kale akrartum. ikrar ettiniz mi? Ve akhasumuz ala zalikum isri ve bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Kalu akrarna. İkrar ettik. Kâle feşhedu enne mine şahidin. Şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. derim. Öyleyse dil ile ikrar kalben tasdik. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemeyim hocam Allah ile olan ilişkilerimizde teslimlerin detayları hidayat adı altında geçiyor. Ruhumuzun hidayeti nasıl gerçekleşiyor mu Hocam? Ruhumuzun hidayeti ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, ruhumuzun hidayetidir ama ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşabilmesi için nefsimizin 7 kademede teski olmasına bağlı. Nefs teski olmadıkça ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Ama nefsimizin teski olması Fizik vücudumuzun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Öyleyse eğer sırasıyla bunu ifade etmek gerekirse fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması akabinde nefsin teskiyesi ve arkasından da ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. allah Teala ayet-i kerimelerde İsra 15'te وَمَا كُنَا مُعَزِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. allah Teala her devirde dünyada ayrı lisanı konuşan bütün kavimlere kayyum resullerini gönderiyor. Nuh suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en ya'budu Allah ve yestenbu Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve ta'uta kul olmaktan içtinab etsinler. Diğer resuller bahsettik. Ve minhum Allah ve minhum men aqad alayhi Öyleyse Allah'a kul olmak ve ta'uta kul olmaktan içtinab etmek Tağuta kul olmaktan iştinab etmek nefs seskesini ifade ediyor. Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını ifade ediyor. Ondan sonra da sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuzun seyri sürükle yedi sene gök katı yükseldikten sonra Allah'ın zatına ulaşması olayı hidayet olarak gerçekleşiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamaklı bir İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Bu olaylar yaşardır ya hayırdır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde savaş üzerinize farz kılındı hoşunuza gitmezse de belki hoşunuza gitmeyen şey siz onları şer zannederseniz hayırdır. Hoşunuza giden şeyleri de hayır zannedersin belki şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse her şeyden evvel olayları yaşıyoruz ve insanlar olayları değerlendiriyorlar. Yanlış değerlendirenler hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak kabul ediyorlar doğru değerlendirme biçimi Allah'ın dizaynına göre bize derece kazandıran her şey bizi üsse de bizi sevindirse de hayırdır. Bize derece kaybettiren her şey bizi üsse de sevindirse de şerdir. Şer derece kaybettiren her şeydir. Hayır derece kazandıran her şeydir. Öyleyse olayları olayları değerlendirirken böyle değerlendirmemiz lazım. Doğru değerlendirme derece kazandıran her şeyi hoşumuza gitmese de veya bizi sevindirse de kesinlikle o hayırdır. Derecat kaybettiğimiz her şey de şerdir. Bizi sevindirse de bizi üstse de. İşte olayların yaşanması, olayların değerlendirmesi ve bu olayların değerlendirmesine göre bazı insanlar seçilmiyor, diğerleri seçiliyor. O seçilen insanlar olayları, hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerini üzen olaylara şer olarak kabul ediyorlar. Sadece yetmez, başkasının da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyorlar. Yani başka insanların da olayları doğru değerlendirme, doğru analizle sonuca gitmelerine mani oluyorlar. Yanlış istikamete yönlendiriyorlar. İşte bu insanlar seçilmiyor. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Ve seçilenlerden kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse allah Teala Rahim Esması ile tecelli ediyor. Ve ona peş peşe Enfal 29'a göre 7 Furkan veriyor. O 7 Furkan'ı allah Teala 12 tane ihsana tamamlıyor. Tekabın Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Ve Enam 125'e göre allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Nefs seskesinin başlanabilmesi için mutlaka fizik ucunun göğsünden nefsin manevi kalbine bir yol açılması, nur yol açılması lazım. Çünkü zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından kendisine gelen fizik da geliyor. Ama fizik da geleni fizik vücut kendisindeki olan nefse infak ediyor. Bu infakın sağlanabilmesi için mutlaka nur yolunun açılması lazım. İşte nur yolu açıldıktan sonra o kişi beş tane kalp şartının sahibi oluyor ve zikretmeye başladığı an Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor fizik vücudun göğsüne. Ama kalpte henüz iman kelimesi olmadığı için sadece rahmet içeriye sızabiliyor. Giren rahmetle Nur Zümer Süre, Suresi'nin 22. ayet kelimesine göre o kişi huşu sahibi oluyor ve huşu sahibi olan kişi perşembe cumaya bağlayan gece hacet namazı ile mürşidini Allah'tan isterse Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşidinin mutlaka Allah'tan mı istenmesi lazım? Evet, Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede istihanenin mutlaka Allah'tan istenmesi gerekir. Bakara 45 46 ile birlikte belki de Bakara 45'in altına, Bakara 46'nın yerine Maide 35'i eklemekte fayda var. Çünkü allah Teala sabır ve namazda istaneyi isteyin. Namazda isteyin. Maide 35'te de Ya eyvallah zine aminu vesilete Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5 Bu istanenin Allah'tan istenmesi gerektiğini Bakara 45 İstanenin Allah'tan istenmesi lazım. Maide 35 vesileyi Allah'tan isteyin ve diğerleri bütün ayetler istihanenin yardımın veli mürşidin vesilenin mutlaka Allah'tan istenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ama her Allah'tan isteyen kişi buna ulaşır mı? Hayır. Ulaşanlar sadece huşu sahipleridir. allah Teala kimi huşu sahibi kılmışsa Allah ona mutlaka istahane-i mürşidi gösteriyor. Gösterilen mürşide kişi tabi olduğu an yedi nimetle destekleniyor. Birinci nimet devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet ruhumuz vücudumuz arabi sirat-ı müstakim ulaşıyor. Üçüncü nimet günahlarımızı sevaba çeviriyor allah Teala Furkan 70'e göre. Dördüncü nimet o kişi şeytana kulmaktan kurtulmaya başlıyor. 1'e 100, 200, 300, 400, 500 ve 700'e kadar olan yardımları da alıyor. Ve 5. nimet kalbimize iman yazılıyor. Mücadele imke göre 6. nimet iki çift nur birden kalbimize geliyor. Ve kalbimizde ulaşan nur miktarı bizi, irademizi güçlendiriyor. Rahmetin muhtevası kalbimizi artıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Razı olsun. Muhterem Hocam, fizik vücudumuzun ahdi nedir? Hidayeti nasıl gerçekleşir? Fizik vücudumuzun ahdi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun hidayeti de aynı şekilde bu şekilde değerlendirebiliriz. Nitekim fizik vücudunun hidayeti de müşride tabi olmakla başlar emare, levame, mülhime, mutmainer, raziye, marziye, ses kademelerini bir bir geçen fizik vücut sonuçta yedi kademedeki tezkiye ile Allah'a kul olur. Ama bu Allah'a kul olan fizik vücut muhsin kul olmuş mudur? Hayır. Muhsin kul ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edendir. Ve ahd Allah'ı da, pardon fizik vücudumuzun ahdi de onunla kaimdir. Öyleyse fizik vücudumuzun ahdi evvela fizik ucunun hidayeti, daha sonra teslimi, ruhumuzun misaki, ruhun ihati, sonra teslimi, nefsimizin yemini, nefsin hidayeti ve sonra Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuza razı olsun. Tamam, hocam nefsimizin Allah'a verdiği yeminin muhtevası nedir? Nefsin hidayeti nasıl gerçekleşir? Nefsin Allah'a verdiği yeminin muhtevası nefsin de Allah'a teslimidir. Ama evvela tek bir dilekle nefsin yedi kademedeki teskiyesi nefsin hidayetidir. Ama tasfiye ise nefsin Allah'a teslimini gerektiriyor. Yani Teskiye nefsin teskiyesi ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayetini muhtevasına alıyor. Ama nefsin tasfiyesi ise ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Dolayısıyla din baştan sona nefs teskisi ve tasfiyesidir. Evet, nefsin yeminini Allah nefsimizden yemin almış. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Yani Allah'a teslim olacağına dair. Allah fizik ucumuzdan rahat almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Nefsimizden nasıl yemin almışsa tezki ve tasfiye olacağına dair. Fizik ucumuzdan da atalmış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Ruhumuzdan misak almış, aldığı misak ruhumuzun Allah'a ulaşması, hidayet ve arkasından Allah'a teslim olacağına dair. İrade içinde öyle. Oysa ruhun hidayeti, fizik ucunun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabi olmakla başlar. Nefsin hidayeti, nefsin yedi kademedeki tezkiyesidir emmare, levame, mülhüme, mutmayne, raziye, marziye ve teskiye. Ama bu yedi kademedeki teskiyede nefsin manevi kalbindeki afetlerin azalması yerine faziletlerin yerleşmesini ifade ediyor. Yedi safa nes baktığımız zaman 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki nur yüzde yedi artıyor. Nefsi levamede 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nur yüzde on dört oluyor. Nefs-i mülemede 19.000 zikirle nefsin manevi kalbinde 121 nur oluyor. Nefsi mutmainede 21 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nur yüzde 28. Nefsi raziyede 23 bin zikirle nefsin manevi kalbinde 135 nur. Nefsi marziyede 25 bin zikirle nefsin manevi kalbinde yüzde 42 nur. Ve nefsi teskiyede 33 bin zikirle nefsin manevi kalbinde yüzde 49 nur oluşuyor. Böylece nefs teskiye oluyor. Ama yemin burada bitiyor mu? Hayır. Nefsin yemini teskiye ve tasfiye de içeriyor. Arkasından tasfiye noktasında o yüzde 49 karanlığın da tamamen nura dönüşmesi, 19 faziletin sahibi olmasıyla nefs yeminini yerine getirmiş oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden söz olsun. Bu hocam Allah'ın ahdi irademizin de Allah'a teslimini gerektiriyor. İradenin Allah'a teslim edilmesinin muhtevasında ne var bu İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Teskiyede irade Allah'a ulaşmayı diledi. Tek bir dilek. Allah'ın hepimize hediyesi, lütfu keremi, yedi kademedeki nefsimizin tezkiyesi ve yüzde elli bir ulaşmamız. Ama nefsin tasfiyesi de gerekli. Nefs tasfiye edildiği zaman, teslim olduğu zaman, daimi zikre ulaşıyor o kademesinde nefsi de Allah'a teslim ediyor. O zaman ne şey, irade nefsin afetlerine karşı kuran güçse ve afetler tamamen temizlenmişse yerine 19 fazilet yerleşmişse o zaman iradeye gerek kalmaz. İşte bu noktada nefsin tesliminden sonra o kişinin kalbi 14 kademe müzeyin oluyor. Seher vaktinde o kişiyi ihlasta Allah tövbe-i çağırıyor. Tövbeyi nasıl Tövbe edebilen kişi 28. basaman 4. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiş oluyor. Yani afetler olmadığına göre 19 faziletin sahibi olduğumuza göre artık irademize gerek kalmıyor. Ve biz bu iradeyi Allah'a teslim ediyoruz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman artık 10 noktadan itibaren ilahi iradeyle iş yapmaya başlıyoruz. Nitekim irşada memur ve mezun kılındın. Memur kılındın, benim emrimle iş yapacaksın. Mezun kılındın, izni benden alacaksın. Öyleyse Allah'ın emriyle ve Allah'ın izniyle bu olay gerçekleşecek. Allah az olsun. Allah sizden sonsuz az olsun. Muhtemel hocam Allah'ın ahdi bizim ahdimiz arasındaki farklılık var mıdır? Evet Allah'ın ahdi dört tane yeminimizi muhtevasına alıyor. Bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ihtiva ediyor. Nevral Sultan-ı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde la iman li men la emanet lehu ve la din li men la ahdelu. Emanete riayet etmenin imanı yok, ahde vefa etmeyenin de dini yok. İşte bu ahde vefa kişinin fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi yerine getirmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o kalıbıla günde Allah'ın fizik vücuduna almış olduğu ahdi yerine getirmiştir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Usta Hocam iradenin de Allah'a teslimiyle birlikte Allah'ın bizden beklediği hedefler sona erer mi? İradenin teslimiyle birlikte Allah'ın bizlerden beklediği şey allah Teala'nın dizaynı içinde dilerse Allah bizi irşada memur ve mezun kılar. Dünyadayken seçilen bir insan için irşada memur ve mezun kılmak son varılan hedeftir. Ötede bir hedef yok. Çünkü ötede kavim Resulleri var. Kavim Resulleri ise doğmadan eve seçilenlerdir. Ama dünyadayken seçilenler için son hedef iradenin teslimi Allah tarafından o kişinin irşada memur ve mezun kılınması. Ama arkasından 28. basamanın 6. kademesinde kavim Resulleri geliyor. İrade tarafında olanlar ve arkasından 28. basamanın 7. kademesinde ise tasarruf olayı var. Devrin imamının bütünüyle Allah'ın tasarrufuna girmesi. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Allah'ın ahdini yerine getiren ve Allah'a teslim olan ilk kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Gerçekten de sanıyorum Zümer suresinin 11. ayeti kelimesinde veya diğer başka ayetlerde ben teslim olanların ilkiyim buyuruyor. Peygamberlerin teslim ile ilgili bir slaytımız varsa orada allah Teala söylüyor. Ben teslim olanların ilkiyim. Hz. Musa Aleyhisselam belki müminlerin ilkidir. Evet. Enam suresinin 163. ayet-i kerimesi La şerikele ve bizalike ömürtü ve enne evvel müslümin. Ben Müslümanların teslim olanların ilkiyim. Yani Hz. Musa Aleyhisselam müminlerin ilki. 14. basamakta kalbe iman yazılıyor. Ama teslim 28. basamağın Nebi Rasuller için teslim. 28. basamağın 7. kademesinde gerçekleşiyor ise o zaman arada epey bir fark var. Dolayısıyla ben teslim olanların ilkiyim. Enne evelil müminün, müminlerin ilki Hz. Musa Aleyhisselam, teslim olanların ilki ise Nebriya Sultanı Peygamber Efendimiz. Arada fark var mı? Evet arada fark var. Birisi 28 basamak merdivenin, İslam merdiveninin 14. basamağında gerçekleşiyor. Diğeri ise 28 basamak merdiveninin 28. basamağının 7. kademesinde gerçekleşiyor. Arada epey bir fark var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam bugün görseniz izleyicilerimizden gelen sorular. İnşallah. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam nefs tezkesi başladığında irademiz de güçlenmeye başladığını öğrendik. Kalbimizin nur oranı yüzde kaç fazla nur, nuruyla doluyorsa irademiz de o oranda kuvvetleniyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yani nefs afetlere karşı koyan güç. Pardon nefs diyorum. İrade afetlere karşı koyan güç. İrade aslında sabit bir güç iradenin güçlenmesi karşı gücün azalmasıyla orantılıdır. Karşıt güç nefsin karanlıklarını ve temsil ediyor. Bunun azalması kalpteki nurun ve faziletlerin artması demektir. Dolayısıyla kalpteki faziletler ve nur hangi oranda artarsa irademiz de o oranda güçleniyor demek. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Reyhan Işık. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum. Evimize güneş gibi doğuyorsunuz. Bu hocam Yunus Emre Hazretleri ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır buyuruyor. Kişinin kendini bilmesi ne demektir bu hocam? Kişinin kendisini bilmesi yedi sabah dört teslimi yaşamasıdır. Sevgili kardeşlerim. Çünkü allah Teala bunu Bakara suresinin 130. ad-i kerimesinde dile getiriyor. Men yarğabu han milleti İbrahim'e ila men safiye nefse nefsini sefi kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirebilir? Öyleyse kendini bilmeyen kişi nefsini sefi kılan kişidir. Nefsine arif olmayan kişidir. Ama kimdir nefsine arif olan? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette salihlerdendir. Öyleyse nefsini bilen kimdir? Rabbini bilir. Yani ariflerden, salihlerden. Kimdir nefsini bilen? Salihler. nefsini arif olanlar salihlerdir. Nefsini bilmeyenler de cahillerdir. Dolayısıyla ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Yani bir insan eğer nefsini tezkiye ve tasfiye etmiş salihlerdense kesinlikle o kendisini bilen birisidir. Ve de o kendini bilen kişi de Rabbini en iyi idrak edendir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Mersin'den Hüseyin Bey. Muterim Hocam, hadis-i şerifte geçen sahabenin yerine getirdiği on emri bize açıklar mısınız? Tevrat'ta geçiyor, İncil'de geçiyor ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yerine getirdiği on emir, Enam suresinin 151 ve 152. ayet-i kerimesinde dile getiriliyor. Kul ta'ala atlu ma harrama rabbukum aleykum. Rabbinizin size neyi haram kıldığını hemen söylemek istiyorum. Ela tüşüke bihi şeyin. Ona bir şey ortak koşmayın. Bir. Birinci emir. Ve bil valideyni ihsana. Anne babanıza ihsanla davranın. iki. Ve la taktulu emulâdekum min imlak. Nahnu nerzuk <laughs> ve yâkum. Açlık sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları rızıklanan biz rızıklanan biziz. Ve la tekrabel fevahişe ma zehere münabetin Fuhşiyatın gizlisine başına yaklaşmayın. Dört. Ve la tektulu nefselleti haramallahu illa bil hak Haksız yere bir nefse kıymayın, katletmeyin. Zalikum vesakum bihi leallekum takilun İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki akledersiniz. Demek ki akledebilenler Allah'ın vasiyetini yerine getirenlerdir. Enam 152. Beş emir de bu ayette zikrediliyor. La takrabu mal el illa billeti ye ahsenu hatta yablu aşadı. Onlar rüştü ermeyinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın. Bir. Ve ufül kele vel mizani bil kıs. ve mizanı ölçüyü adaletle tutun. İki. La nükellifu nefsen illa vusaha kimseye kaldıramayacağı yükletmeyin. Üç. İza kultum fadilu velev kanezil kurba Konuştuğunuz zaman akrabanız dahi olsa, aleyhinde olsa dahi adaleti yerine getirin. 4. 5. emir. Ve bi'ahat Allahi fe'evfu. Allah'la olan ahdinizi ifade edin. Zalikum ve sakum bi'i le'allekum tezekkerun. İşte gördüğünüz gibi. Zalikum ve sakum bi'i le'allekum taqilun. Zalikum ve sakum bi'i le'allekum tezekkerun. Dolayısıyla bu iki ayette geçen 10 tane emir, Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Her devirde Allah'ın vasiyeti bu 10 em emirden ibarettir. Ama bu on emrin yerine getirilmesi 28 basamak İslam merdiveninin 28. basaman 4. kademesinde iradenin teslimiyle noktalanıyor. Allah Teala keyf-i dilerse o kişiyi irşada memuru ve mezun kılıyor. 28. basaman 5. kademesi veli mürşid 28. basaman 6. kademesi veli resul ve 28. basaman 7. C kademesi de Nebi Resul veya asaleten veya vekaleten devrin imamı olarak söyleyebiliriz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. İsra Suresi 64 ve 65 ayet-i kerimelerinin ve şeytanın aldatmalarını ve yönlendirme, yönlendirmelerini açıklayabilir misiniz? 63 ve 64. 64 65 inşallah. 64 ve 65. 64'e bakalım inşallah. İsra suresinin 64. ayet-i kerimesi. 62'den itibaren başlayalım. Her zaman bu ayetler söz konusu olduğu zaman iki ayet evvelinden 62, 63, 64 ve 65. Dört tane ayet-i kerime inşallah diye getirmiş. Şimdi 62'den başlarsak İblis dedi ki senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş şerefli kıldın kimse bu mu? Yani Adem Aleyhisselam benim üzerimden ikram sahibi kıldın bu mu? Eğer kıyamet gününe kadar tehir edersen, serbest bırakırsan, ertelersen beni, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka kendime tabi kılacağım. Az bir grup hariç, bunların hepsini kendime tabi kılacağım. İsra 63, allah Teala şöyle buyurdu, git artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksilsiz bir ceza olarak cehennemdir. Yani sen ve sana tabi olanlar cehennemde cezalanacaksınız. İsra 64 Onlardan güç yetirdiklerinle sesinle aldat atlıların veya yanların onları bağırarak yönlendir. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol. Onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaad ettikleri gururdan aldatmadan başka bir şey değil. İsra 65 ama inne ibadi leysa lekum aleyhim sultan. Ama benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. Kefa bi rabbike vekila. İşte her zaman şeytanın negatif tesiri Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başkasının dilemesine mani olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi kasiyet bağlayanlar ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kalbi hastalar şeytanın tesiri altındadırlar ölüme kadar. Ama diğer Allah'ın dostları Allah Teala inne ibadi benim kullarım leysa sultan benim kullarım üzerinde senin bir sultan yok. Onlar kimlerdir? Onlar seçildikten sonra kalben ulaşmayı dileyen yedi safayı yaşayanlardır. Onların üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Ama diğerleri kendi elinde iblis evirip çeviriyor. Onları sesiyle aldatıyor, Atlarıyla, yayalarıyla <laughs> ve evlatlarında, mallarında ona ortak oluyor. Her türlü yalanı onlara vaat ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İzmir'den Haydar Bey. Muhtemelen hocam tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim tebliğ yaparken davranış biçimimiz, anlatış biçimimiz bir kere her onlardan yana olmamız lazım. Şeytan o arada tebliğ yaparken mutlaka bizi karşı karşıya getirmek istiyor. İşte tebliğde bulunması gereken davranış biçimleri ayetlerde bize veriliyor Allah tarafından. Hemen beraberce bakalım tebliğle ilgili ayetlere bakalım. İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde evet tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman Nahl 125'te hikmetle ve güzel öğütle Rabbin yoluna davet et. Güzel öğüt Kur'an ayetleriyle hikmetle daimi zikirdeki bir insan hikmet sahibi ise kesinlikle o kişinin başkasıyla cizalleşmesi söz konusu değil. İşte bu davranış biçimleriyle onlara tebliğ edin. Sıra 53. Kullarıma de ki en güzel sözü söylesinler. Yani yani Allah'ın kulları, kalbin ulaşmayı dileyen müşrikine tabi olanlar devamlı insanlara güzel söz söylesinler. Eğer onların nefsine hitap ederek çirkin söz söylerse o zaman şeytan aralarına girer ve şeytan onları birbirine karşı karşıya getirip düşman kılar. Muhakkak ki şeytan onların aralarına bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki insana apaçık bir düşmandır iblis. Öyleyse Allah'ın kulları kalbe ulaşmayı dileyen müşrikine tabi olan ve ruhunu teslim eden, fizik teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irade teslimi yapanların başka insanlara tebliğ sadece en güzel söz olması lazım. Onları incitecek bir söz Allah asla kabul etmiyor. Fıraun gibi bir adam ben Rabbim demesine rağmen allah Teala Taha 44'te o zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece belki tezekür eder ve huşu sahibi olur. Ankebut 46'da kitap ehliyle on, kitap ehliyle Onlardan zulmedenler hariç. Yani zulmedenler kimler? Kendileri Allah ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız diyeceksiniz. Bu ruhun teslimini ve bu şekilde en güzel biçimde onlarla bir tebligatın içerisinde bulunmalıyız. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun Muhterem Hocam. Mustafa Bey, Muhterem Hocam zikrimizi 12 saatte nasıl çıkarabiliriz? Sevgili kardeşlerim, zikrimizi 12 saatte zikrimizi arttırarak çıkartabiliriz. Ama bu artış Muhterem Efendimizin bize söylediği biçimde yavaş yavaş olmalı. Eğer Hani bazen koşu yarışmaları oluyor kişi ilk etapta bütün eforunu sarf ederek sonradan yavaş yavaş hızı kesiliyor. Öyle gidersek o zaman zikri, zikrimiz az, artmaz azalır. Ama tam tersi tempolu olarak yavaş yavaş artırmanın gayreti içinde olursak o zaman kesinlikle Allah'ın yardımını peyder pey tedirici basamaklar içerisinde bize geldiğini ve Allah'ın yardımıyla zikrimizin arttığını göreceğiz. Dolayısıyla buna riayet ederek, Efendimizin söylediklerine riayet etmek suretiyle zikrimizin artışı içerisinde olmalıyız. Allah razı olsun. Allah sizden sonunda razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, nefs afetleri için çekilecek esmaları çekerken Allah, El-Masir, Et-Tevab, En-Nur esmalarının her biri bir afet için ayrı ayrı mı çekmeniz yoksa bir kere... Bu esmaları çektikten sonra farklı afetlerin esmalarını ekleyebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim efendimiz bunları belirlemiş yani kendimizden değil nedir mesela şu anda ekrana getirilebilirse kaç tane 19 tane afetimiz var 19 afet için evvela bu dört asma çekiliyor yani 19 afeti için Allah esması 269 kere El Mesih esması 535 kere Ettevab esması 689 kere, Ennur esması 458 kere. Bu ortak, hepsinde ortak. Ondan sonra mesela haset söz konusu ise ona ilaveten el kerim ya 472 kere el bel 543 kere çekeceksiniz. Fitne ve fesat yine dört tane esma Allah, el mesir, et tevab, bunlar çekilecek ortak olarak. Ama arkasından el vahid, el veli, el camiu çekeceksiniz. El vahid 385 kere, El 175 kere, El Cami 399 kere, 94 kere çekeceksin. Dedikodu esması. Yine Allah El Mesir et tawab en Nur ortak ama arkasından 534 kere El 543 kere Elber, 1140 kere El Hafiz, 375 kere El çekeceksiniz. Cimrilik afeti. Yine Allah El Mesir et tawab en Nur ortak. Er-Rahman 544 kere, El-Kerim 472 kere, El-Variz 974 kere. Yani bu dört esma bütün afetlerde ortak, arkasından o afetten kurtulmanın ilgili esmalarını da çekmemiz lazım. 19 afet var, 19 afetten kurtulmanın esmaları Efendimiz formül olarak bize vermiş. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz bu tarım hocam. Efendimiz iki çeşit hafiz zikirden bahsediyor. Dil zikri ve kalp zikri. Dil zikrini ne zaman kullanmalıyız? Kalp zikrini ne zaman kullanmalıyız? Gün boyunca dil zikrini kullanmalısınız ama uykuya geçerken başınızı yastığın üzerine koyarken evvela ondan sonra kalp zikrine geçmelisiniz. Çünkü <laughs> şimdi normal standartlarda uykuya geçerken dilinizi oynatamazsınız. Ama eğer dili kalbe indirirseniz o zaman uyku boyunca da kesinlikle daimi zikrin standartlarında olursunuz. Yani dili kalbe indirmek daimi zikrin sahibi olmaktır aslında. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İzleyicimizin ikinci suali. Hızlı zikir çekmekle yavaş zikir çekmek arasında fark var mıdır? Hızlı veya yavaş Allah demenin kalbe getirdiği nur sayısı aynı mıdır? Önemli olan istisnasız zamanı zikirle geçirmektir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu kadar zikir sayısı yapacaksın demiyor. Ama ders olarak bize verildiği zaman biz bunu bu şekilde formüle ediyoruz. Fakat ruhun teslimi 3 saat zikir, fizik vücudunun teslimi 18 saat zikir, nefsin teslimi 24 saat zikirse o zaman gaye çok çabuk Allah demek değil. Tam tersi bütün zamanı Allah diyerek geçirmektir. Allah razı olsun. Fıtrata uygun Allah diye geçirmek. Allah razı olsun. Allah sizden sonuç razı olsun. İstanbul'dan Efkan Bey. Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 82'de Resul'ün kimliği ile e, ortaya çıktıktan sonra her kim tabi olmazsa işte onlar fasıklardır buyuruyor. Öte yandan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimiz bir hadisinde Mehdi aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünerek dahi olsa ona ulaşıp biat ediniz buyuruyor bu hadisle açılan bu ayet arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Var. Yüzde yüz illiyet rabıtası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek dahi olsa biat edilen olayı kesinlikle gereklidir. Çünkü devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'dır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz biat-ı şerifinde size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanı imamını arif olmazsa o cahiliye standartları yürüyor. Zamanın imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dır. Ona arif olmayanlar, yani tabiyetini gerçekleştirmeyenler, onlar cahiliye standartlarıyla yürüyen insanlardır. Kişi kalben ulaşmayı dilerse, zaten otomatikmen allah Teala o tabiyeti Allah gerçekleştirecektir. Ve allah Teala'nın üzerine almış olduğu bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katına söz değiştirmez. Ama kim zamanın imamına arif olmazsa o cahile standartta yürür. Allah razı olsun. Allah sizden son razı olsun. Bütün hocam Bursa'dan Tekin Ekinci Bey bize bir görüntülü bir sual sormuş. İnşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli Capur Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle saygıyla ellerinizden öpüyorum. İzniniz müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. İnşallah. Kıymetli Hocam. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 186. ayet-i dua edenin duasına icabet ederim inşallah. Onlar da benim davetime icabet etsinler diye buyuruyor inşallah. Daha detaylı açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, Bakara 186 gerçekten dua açısından bütün duaların ihtiva ettiği bir ayet söz konusuysa o hangi ayetir derseniz Bakara 186. Bakara 186 davetimizden başlayan irşada kadar yani 28. basamağın 4. kademesine kadar devam ediyor. Ondan sonra niye artık dua yok? Ondan sonra zaten irademiz Allah'a bağlanıyor. İşte Allah Teala izase alaka ibadi anni. Anni karibun. Kularım sana benden sorduğu zaman. Şimdi dikkat ederseniz bilmediklerimizi ehli zikre sorun. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de ehli zikirden. Bilmediklerimizi ona sorduğumuz lazım. Kularım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. İşte kim tabiyetini gerçekleştirmişse o zaman o kişinin yaptığı duada hep mürşidin himmeti diye zikrediliyor. Mürşidin himmeti, mürşidin himmeti. Çünkü o noktadan itibaren gayret, himmet, nüsret olayı devreye giriyor. İştiyak, liyakat, mükafat bu başka boyutu içeriyor. Ama kişinin gayreti mutlaka mürşidin himmetine ihtiyaç duyuyor. Mürşidin himmetiyle çünkü Allah'ın yardımı söz konusu. Ama allah Teala buyuruyor ki onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah'ın daveti ve Allah'ın o kişilerin duasına icabeti. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Mumin olma noktasında da Allah'ın duaya icabeti var. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu bizim için Allah'tan mahfiret talebinde bulunuyor. Mahfiret talebinde bulunduğu zaman Allah Teala da gerçekten onu yerine getiriyor yüzde yüz evet. Dolayısıyla 28 basamak İslam merdiveninin üçüncü basamağında kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'ın davetine icabet ediyor. Onlar da benim davetime icabesine davete icabet edenler 14. basamakta Allah da onların duasına icabet ediyor kişi Allah'tan mağfiret diliyor. Allah da devrin imamının vasıtasıyla o kişinin duasına icabet ediyor ve böylece onun duasını Allah Teala kabul ediyor, mümin oluyor. Ondan sonra ondan sonra irşada ulaşana kadar bu olay bu şekilde devam ediyor. Ama irşada ulaştığınız an, irşada ulaşmak iradenin teslimi demektir. İradiyi Allah teslim ettikten sonra artık siz sadece ve sadece Allah'ın izni ve emriyle Başkasına dua edebilirsiniz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muterra Hocam bir izleyicimiz. iki kez tövbe aldım. Mürşidimden şüpheye düşüyorum. Zikirlerimi üç saat daha artırdım. İçimdeki ses e, boşuna zikir yaptığımı, yoldan düştüğümü söylüyor. Nasıl kurtulabilirim? Tabii sevgili kardeşlerim. şüphe varsa kesinlikle yolda olmak mümkün değil. Zaten Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman bir musibet Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilerler. Sonra onlara kendisinden bir rahmet tattırdığı zaman, rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken delalete düşerler. Şimdi zikirin azalması, Zikir azalması, sen tamam zikiri yaptığını iddia edebilirsin ama belli ki o yaptığın zikir kalbe inmiyor, kalbe sirayet etmiyor. Kalbe inse, mürşitten şüphe etmezsin. Kalbe inmediği zaman mürşitten şüphe etmeye başlar ve şüphe varsa o zaman yolda olmak söz konusu değil. Hiçbir zaman şüphe ile iman bir arada, bir yerde bulunamaz. Ya iman vardır, şüphe yoktur. Ya şüphe vardır, iman yoktur. allah Teala Füsule Suresinin 54. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor? Sûret 54'te. allah Teala buyuruyor ki onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindedirler. Öyle değil mi? Öyleyse allah Teala her şeyi bilendir. Siz eğer böyle bir şüpheye düşerseniz o zaman Allah'ın yardımını almanız mümkün değil. Yardım yoksa elbette zikrin azalır. Herkes zikir yapıyor zannediyor musunuz? ki herkes kendi gücüyle yapıyor. Allah'tan aldığın yardım oranında zikrini arttırıyor. Bizim de sana tavsiyemiz cidden yani bir kere muhterem Efendimiz devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Şu kainatta sadece dünyada değil şu kainatta ne kadar müşrit varsa onların hepsi devrin imamı olan muhterem Efendimiz'i temsil ediyor. Muhterem Efendimiz ise Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın tasarrufunda. Ve ise herkes bu idrak ile ancak yolda olabilir. allah Teala tasarrufta olan Mehdi Aleyhisselam'ı başımızın üzerine göndermiş. Ondan sonra biz şöyle böyle tamamen bu şeytanın bir tuzağı her şeyden evvel Efendimiz'in sohbetlerini çok dinle ki allah Teala'dan gelen yardımla o şüpheden seni Allah kurtarsın inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden son söz olsun. Bir Hocam. Hz. İsa Mehdi hayatta hayattayken böyle yeryüzüne inecek. Evet. Çünkü dinler öyle birleşecek. Nebi Muhterem Efendimiz'in birinci görevi dinleri birleştirmek. İkinci görevi tevhidin gerçekleşmesi. Üçüncü görevi dine girmiş olan bidatlerin temizlenmesi. Dördüncü görev bidat İslam birliği. Beşinci görev nurun tamamlanması. Bütün bunlar hepsi Muhterem Efendimiz'in döneminde gerçekleşecek. Ve Hz. İsa Aleyhisselam da gerçekten muhterem Efendimiz ona yardım ederek. Çünkü Ali 81'de sözü geçen ulu azm bir tanesi de Hz. İsa Aleyhisselam. Ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Öyleyse Hz. İsa Aleyhisselam muhterem Efendimizin bir yardımcısı olarak görev yapacak Allah'ın izniyle. Bu ayetler net olarak Rabbimizin kelamıdır. Allah böyle buyurmuşsa Allah'ın sözünde hurf yok. Hz. İsa Aleyhisselam indiği zaman Muhterem Efendimizin bir yardımcısı olacaktır. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Alanya'dan Bilal Tepe. Muhterem Hocam sevgi ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Ben gece 1'e kadar teheccüd namazı için bekliyorum. Saat gece 12'den sonra yeni günün virdimi açsam doğru olur mu? Olabilir. Şimdi sen saati o şekilde yapıyorsan 12'den öbür gece 12'ye kadar 24 saatlik zaman diliminde dilediğin zaman da yapabilirsin inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhtar Hocam cezbe ile tevekkülün arasında bir ilişki var mıdır? E var tabi. Yani allah Teala Enfar Suresinin ikinci ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُمْنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ İza tuliyat alayhi mayatun azatil mimalim ve ala tevekkelun. O zikredenler Rabbine tevekkül edenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Ayhan gün doğdu. Muhterem hocam sizi çok ama çok söylüyorum kalpten. Enam suresi 112 ile Furkan suresi 31 arasında bir ilişki var mıdır? Enam suresinin 112. ayet-i kerimesi ve Furkan 31 inşallah. Kezalike ce'anna li kulli nebiyyin aduven şeyatin el insi vel cinni yuhi ba'du mila ba'd suruful kavle ve lev şu'a rabbuke ma fa'alu ve Furkan 32 mi? 31. Kezalike ce'anna li kulli nebiyyin minel müjrimin Evet. Bir ilişki var. Çünkü aduven şeyatin el insi vel cinni demesi aduven minel müjrimin demesi aynı. Müjrimlerin hepsi insan ve cin şeytanlardan oluşuyor bir rabıtası var inşallah. İnşallah Allah sonsuz razı olsun. Muhtemem Hocam Mersin'den Mehmet Bey. Muhtemem Hocam münker ve fuhuşiyatın manalarını açıklar mısınız? Münker Allah'ın emrettiğini inkar etmektir. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dileme inkar ediliyor. Ne diyor? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanlara ulaşır. Dünya hayatına ruhuna ulaşması yok. İnkar ediyor kişiyi. Müşride tabiyet, müşride tabi olmak şirktir. Biz babamızdan, dedemizden böyle bir şey görmedik. Kesinlikle bu olmaz, inkar ediliyor. Ruhun Allah'a teslimi, ruh ancak ölümle insanlığa ulaştırır. Dünya hayatında Allah'a ulaşması yok, inkar ediliyor. Fizik ucunda Allah'a teslimi, zaten biz 15 şartını yerine getiriyoruz, biz teslimiz. Bütün bunlar hepsi inkar ediliyor ama bir de foşiyat var. Foşiyat da nefsin afetlerinin talebi istikametinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemektir o yasaklar da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Haram yemektir. Başkasını zulmetmektir. Allah Teala'nın zikrini nefsin talepleri istikametinde her türlü şey fuhşiyattır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan hayrullah ee, bize bir görüntülü sual var. İnşallah. Selamünaleyküm ve rahmetle ve berekatü Sizi çok ama çok seviyorum. Benim sorum arkadaşlarıma tebliğ yapabilir miyim? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm, Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Hayrola. Seni çok seviyoruz kalbimizden. Tabii ki arkadaşlarına tebliğ yapabilirsin. Siz şu anda tabii o yaşa henüz 14 yaşına akil ve olma noktasına gelmeseniz dahi bu devredeyken kendiniz için Allah'ın emrine paralel o istikamete yapa geldiğiniz her şey sizin amel defterinize pozitif olarak yazılır. Ama sizin yapmış olduğunuz yanlışlar yazılsa da sizin çocukların pozitif ayrımcılığı sebebiyle dikkate alınmaz. Yani 14 yaşına kadar yapa geldiklerinizden kesinlikle derecat kaybetmezsiniz. Çünkü yani çocuk ama ne zaman 15 yaşına itibaren oraya geldiyseniz o zaman sorumluluklarınız birebir. Kazançlarınız nasıl yazılıyorsa kaybettikleriniz de yazılıyor. E şimdi sen çok güzel bir şey söylüyorsun. Ben kardeşlerime tebliğ yapabilir miyim? Aslında allah Teala senden bunu istiyor. Hepimizden bunu istiyor. Şimdiden bir alışma dönemi içerisinde bunu yapabilirsen 15 yaşına geldiğin zaman bunun en güzelini yapacağını için tabii ki yaparsan çok çok iyi olur. Tebrik ediyoruz. Seni kutluyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhtemem Hocam tebliğ yaptığımızda ayetlerle Allah'a ulaşmayı dileyin dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dediğimizde ama bu haksızlık diyen kişiler bu kişileri bu şekilde düşünmelerine sebep nedir muhtar hocam? Şeytan onları konuşturuyor. Başlangıç noktasında sevgili kardeşlerim bilmelisiniz ki insanlar iki tane gücün tesiri altındadırlar. Negatif güç ve pozitif güç. Yani zulmani İlim ve Rabbani ilim. Zülmani ilim şeytanın öğretisidir. Rabbani ilim Allah'ın öğretisidir. Kişiye siz eğer Rabbani öğretinin geri olan ayetleri söylediğin zaman o kesinlikle bunu hayır böyle bir şey yoktur derse bilmelisiniz ki istisnasız o zülmani eğitimin tesiri altındadır. Şeytan tabii ki haksızlık diyecektir. Halbuki haksızlık mı? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kanunlarını koymuş. Şimdi şu anda hangi ülkedeysen mesele nedir? Ülkemizde trafik kuralları var ve kişi ehliyet almadan evvel bir sözlü imtihan geçiriyor. Daha sonra bir direksiyon imtihanı geçiriyor ve bu imtihanlardan geçerli not alabilenler geçiyor ve daha sonra da onlar arabayı, aldıkları arabayı öğrendikleri ve kayıtlarda yer alan trafik kurallarına göre kullanmaları halinde mükafat onlara o kurallara uymayanlar ise ceza alıyor. O zaman devlet onlara zulm mü ediyor? Hayır tam tersi. Kanunu koymuş. Sen demiş kırmızıdan geçersen ceza alacaksın. Hani kanunu koymasa tamam. Bildirmese tamam. Ama kanunu koyduktan sonra ey kulum sen Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğiniz yer cehennem. Tam tersi o kişi dilemediği için cehennemi hak ediyor. Sen mürşidine tabi olmazsan kesinlikle ikinci cennete gidemezsin. Tabiyetini gerçekleştirmeyenlerin bu cennete girmesi zaten zulümdür. O olmaz yani. Dolayısıyla kanunlara riayet edenlere mükafat, uymayanlara ceza, bütün Allah'ın standartlarında yegane kuraldır, geçerlidir. Bu bir zulüm değil, tam tersi zulmün karşı olan adalettir adalet Allah'ın koyduğu kanunlarla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var ve bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz inşallah. allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen sizin muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka haram Kur'an, haram mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizə nə göz olsun. Assalamu alaykum və rəhmətullah və bərəkətu. Allah sizdən də xoşunuz olsun. Xeyir gecələr dəyərli izləyənlər.